DMSF'nin 2001 yılında el koyduğu Kent Bank'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtığı tazminat davasında AİHM'in verdiği karar bankalara hukuksuz el koymalarıyla ilgili emsal niteliğinde. O kararda el koymanın dönemin hükümetinin baskısıyla ve hazinenin çıkarları gözetilmeksizin gerçekleştiği, dolayısıyla meşru olmadığı sonucuna varmıştır ifadeleri kullanıldı. Kent Bank Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye aleyhine 4.1 milyar dolarlık tazminat davası açtı. AİHM o davada Türkiye'yi mülkiyet hakkının ihlali gerekçesiyle suçlu buldu. Gerekçe olarak bankaya el koymadan önce hükümet yetkililerinin gizli toplantılar ve siyasi baskı yapması gösterildi. AİHM'in Kent Bank gerekçeleri arasında aynı dönemde daha kötü durumda olan bankalara dokunulmaması, banka sahibine yönelik medyada yürütülen linç kampanyası ve devlet yetkililerinin hasmane tutumu da yer aldı. AİHM kararında bankaya el konulmadan önceki süreçte banka yönetiminin kusuru olsa dahi bunun mülkiyet hakkını ortadan kaldırmayacağına dikkat çekti. Gerçek ve tüzel kişilerin mal ve mülk hakkını güvence altına alan maddelere devletlerin mülkiyet hakkına yönelik eylemlerinin uluslararası hukuk kurallarına aykırı olamayacağının altı çiziliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mülkiyet hakkına aykırı davrandıkları gerekçesiyle bugüne kadar birçok ülkeyi mahkum etti. Bu maddeyi ihlal sebebiyle sadece 1995 ve 2005 yılları arasında aralarında Rusya, Romanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İspanya, Yunanistan, Belçika gibi ülkelerinde olduğu 108 dava devletlerin aleyhine sonuçlandı. Hukukçular Bankasya kararıyla bir kez daha gündeme gelen hukuksuz el koymalarla ilgili uluslararası alanda Türkiye'yi zora sokabilecek gelişmelerin olabileceğine dikkat çekti.